Evet arkadaşlar, Ahmet Turan Özdemir, Erciyes Üniversitesi Lojik Tasarım derslerinde bu hafta işleyeceğimiz konu Status Register ve Shift Register konuları. Status Register oldukça önemli bir konu. Çünkü eğer bir kontrol sistemi yapıyorsak, bu kontrol sistemlerinde çıktıları kontrol ederek, onları yorumlayarak yaptığımız işlem hakkında fikir sahibi oluruz. Ve status register'ı bize yaptığımız işlemler hakkında bilgi veriyor. Birazdan göreceğiz. Örneğin en temel bir klima devresini bir sıcaklık set ettiğimiz zaman ulaşması gereken değere geldiğinde nasıl anlayacağını, bir mikro işlemcinin, bir CPU'nun bu işlemleri nasıl yaptığını ancak status register'ını bu konuyu anlayarak öğrenmiş olacağız. O bakımdan önemli. Ve oldukça da basit bir konu. Geçen ders hatırlarsanız aritmetik logic unit tasarımını görmüştük. Önce aritmetik unit'i, sonra logic unit'i tasarladık. Ve aritmetik işlemlerin aslında logic işlemlerle türetildiğini, aritmetik işlem yapan temel kapı elemanlarının olmadığını. Dolayısıyla madem aritmetik işlemleri logic kapılarla yapıyorum, o halde aritmetik için ayrı, lojik için ayrı bir devre yapmadan lojik devrelerle hem aritmetik hem lojik işlemleri nasıl yaparım? Bu konuyu işlemiştik. Ve bu ALU mikroprosesörün kalbidir. En önemli parçasıdır. Şimdi ALU'yu kullanarak status register'larının nasıl yorumlandığını anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi burada bir aritmetik lojik unit var. ALU devremiz. Ve 8 bit. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur. A ve B girişleri. Burada her biri bit bit göstermiş. Biz şöyle de gösterebiliriz. Input 8 bit. B input 8 bit. İşaretin input olduğunu ok yönünden, bit sayısını ise üzerine yazarak gösteriyoruz. Tabi bunları ayrı ayrı gösterebildiğimiz gibi tek gösterdiğimizi ifade etmiştik. Buna bus diyoruz. A bir data bus'tır. B de bir data bus'tır. Bu data bus'ı ayrık olarak gösterebiliyoruz. Tabi bu tasarım için ayrık olarak gösterebiliyoruz. Ama tasarımımız 64 bit olursa, bir işletim sistemi, bir bilgisayar üzerinde çalışan profesyonel ticari bir kart olursa, bu durumda her bir biti ayrı ayrı gösteremiyoruz. Burada 8 bit olduğu için bu tasarımı rahatlıkla gösterebiliriz. Ve ALU'yu bir blok diyagram olarak çizdik. Ve ALU'nun A ve B girişlerini bağladık. Devresine devam ediyoruz. Diyoruz ki elimizde bir status register'ımız var. Bakın V, Z, S ve C bitlerimiz var. Bunun bir register olduğunu şu şekilde bir kutu içerisine alarak gösterebiliyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 bitlik bir status register'ı. Ve aritmetik logic unit ne yapar arkadaşlar? En temel anlamda bakın select 4 bit select girişi yapılmış. Aritmetik logic unit'te select girişi neyi sağlıyordu? Select. Hatırlarsanız iki tane select'imiz vardı. Bir tanesi mode select, diğeri de operation select. Mode select ile aritmetik veya logic işlemleri seçebiliyoruz. Operation select ise toplama, çıkarma, transfer, and or not gibi işlemleri seçmemizi sağlıyor. Aritmetik ise toplama çıkarma, logic ise and or gibi işlemleri yapmamızı sağlıyor. Buraya kadar olan kısmı biliyorduk ve yaptığımız işlemin sonuçlarında bakın çıkıştan gözlemleyebiliyoruz. 8 bit ayrı ayrı çizildi. Biz dilersek bu 8 biti bir bus hattı şeklinde gösterebilirdik. Ve çıkışımızı
burada F olarak ifade etmişiz. A ve B girişlerini işleyip F çıkış elde ediyoruz. Ve bu işlemlerde hatırlarsanız 4 bitlik 2 tane aritmetik girişi topladığımız zaman 5 bitlik bir aritmetik sonuç elde edebileceğimizi söylemiştik. Aynısını desimal işlemler için de kurgulamıştık. Mesela 90 2 dijitlik desimal bir ifadedir. A 90, B 90 olursa F çıkışının 180 olması gerekir. Dolayısıyla 2 tane 2 dijitlik desimal sayının toplamı 3 dijitlik bir desimal sayı üretebiliyor. Dolayısıyla 8 bit giriş, 8 bit A ve B girişleri toplandığı zaman bakın F görüldüğü gibi F çıkışı yine 8 biti burada verilmiş. Ama ne demiştik biz? A ve B girişleri toplandığı zaman 8 dijitlik 2 sayı 9 dijitlik bir sayı verebilir ve son dijiti de Cout yani elde çıkışı function'ın 0'dan 7'ye kadar F çıkışları, bakın burası da F'in 8. biti. Burası da F'in, şöyle yazabiliriz, 7, 0. Ve F'in 8. bitini de buraya yazdık. Dolayısıyla 2 tane 8 dijitlik sayıya girdik ve sonucu 9 dijitlik bir başka sayı elde ettik. Ve arkadaşlar, bakın, birleştiriyorum. Diyorum ki F'in 0'ı, 1'i, 2'si, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'sı, 7'si. Yani toplam bitlerimizin tamamını alıp buraya taşısam ve bunu bir NOR kapısına versem. NOR kapısını hemen hatırlayalım. A ve B gibi iki girişimiz olsa, F'de NOR işlemi olsa, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ve 1, 1 işlemleri için NOR işleminin sonucunun ne olması gerekiyor? Eğer bir OR kapısı olsaydı herhangi bir girişin 1 olması, çıkışın 1 olmasını sağlıyordu. Bu durumda tam tersi olması lazım, OR'un tersi. 0, 0 ise 1, diğer durumlarda 0 olması gerekiyor. Ve burası A ve B girişi N bit olduğu zaman çıkıştaki 2 üzeri N olasılığın sadece bir tanesinde sonuç 1'dir. Hangi olasılık? Bütün girişler 0 olmak koşuluyla. Dolayısıyla bakın Z buna elde fileyi, elde biti, elde bayrağı diyebiliriz. Bu bayrak ancak ve ancak hangi koşulda arkadaşlar bir oluyor? Evet, bütün girişlerin hepsi bir olduğu, bütün çıkışların hepsi 0 olduğu zaman flag 1 oluyor. Yani bunun anlamı şudur. F eşittir 0 ise Z eşittir 1'dir. Evet, F eşittir 0 ise Z eşittir 1'dir. Yani zero flag'imiz ancak ve ancak bütün çıkışlar 0 olduğunda 1 olur. S arkadaşlar gördüğünüz gibi İşaret fileyi, C elde fileyi, elde bayrağı ve şunu yaparsak eğer, bu önemli bir özellik. Bakın bunun içerisinde bir alu vardı. Bu alu da hatırlarsanız eğer N adet full adder'dan oluşuyordu. Full adder 0'dan. Full adder 7'ye kadar toplam 8 tane full adder. Ve full adder'lar bakın arkadaşlar peş peşe bağlanırken şuraya da full adder 6'yı yerleştireyim.
Görüldüğü gibi C bir öncekinin elde girişi bir sonrakinin elde girişini besliyor. Ve son flader'ın elde çıkışı output'a veriliyor. Son elde biti ve bir önceki flader'ın elde çıkışı birleştirilip XOR kapısına verildiği zaman bu da V flayini yani taşma flayini gösteriyor. Bu ise sayımızın sayımızın doğru aralıkta olup olmadığını, onu da şuradan bakalım hemen. Eksi 128 ile 127 aralığını taştığını bize haber verir elde fileyi. Dolayısıyla taşma olduğu zaman bunu V'den yaptığımız işlem her neyse, eğer sonucu 0 ise bunu zero fileyinden yaptığımız işlemin sonucunun işaret bitinin yani yaptığımız işlemin pozitif veya negatif olduğunu anlamak için S bitinden faydalanıyoruz. Ve C ise elde file ise yaptığımız işlemin sonucunda elde üretilip üretilmediğini gösterir. Böylece arkadaşlar tasarımımızı bir alüyü status registerlarıyla nasıl birleştirdiğimizi buradan görüyoruz. Ve kafanızda prosesörü, aritmetik logic unit'i, işte elde bitlerini, status register'ını büyütmeyin, abartmayın. Bunlar sizi korkutmasın. Gördüğünüz gibi bu bir register aslında. Ve register dediğimiz şey ne? Mesela en temel register neydi hatırlayalım hemen. DQ. Mesela bu bir flip-flop. Çok temel bir register elemanı. Eğer biz status register'ını bu devre için hayal edersek 4 tane D tipi flip-flop'tan bahsetmiş oluyoruz. Tasarım bu kadar basit. Ve şimdi bu konuyu anladık. Elde status register'larını kullanarak işlemler hakkında yorumları nasıl yaptığımızı bir sonraki slide'da göstereceğim size. Evet, şimdi status register'ını kullanarak veriler hakkında nasıl yorum yapıyoruz, işlemler hakkında bunu gösterelim. Mesela C neydi? Elde bitiydi değil mi? Elde fileydi. Ve 1'dir eğer eldemiz varsa. Yani true diyebiliriz buna. Eğer eldemiz yoksa 0'dır, false gibi düşünebiliriz. Ve işaret biti arkadaşlar. Bu da highest order bitimizdir. En yüksek değerli bitimizdir. Ve sayının 0 veya 1 olmasına göre sayının negatif veya pozitif olduğunu bize ifade eder. Z ise zero flag'di hatırlarsanız. Ve Z eşittir 1 ise sonuç 0'dır. Z eşittir 0 ise burası önemli. Sonuç non-zero'dur. Yani sonucun ne olduğunu bilmiyoruz ama sıfır olmadığını biliyoruz. Bu yorumu yapabiliriz. Bit V. Bu da arkadaşlar taşma bitiydi. Bunu ikinin komponenti formunda da kullanabiliyoruz. Ve bu sayımızın 127 ile eksi 128 arasında olup olmadığını söyler. Ve 1'dir. Ne zaman sayı bu 127 değerinden büyük veya eksi 128 değerinden küçük ise taşma bitimiz aktif hale gelir. Ve bu işaretleri, bu flagleri yaptığımız işlemlerde nasıl kullanacağımızı birazdan göstereyim. Bir sonraki slide'da. Evet, gördüğünüz gibi tablo 5'te subtraction çıkarma işlemi sonucunda, A-B işlemi sonucunda A ile B'nin status register'larının durumuna göre ilişkisini ortaya koyuyor. Geçen derste söyledik. Logic bir dedektifliktir. Ve ortaya çıkan neticeler bize girişler hakkında bilgi verir. Ve bakıyorum buradan status
flaglerini kullanarak, bunların ne olduğuna bakarak statüslerim neymiş? Benim yaptığım işlem çıkarma işlemi. Bu çıkarma işlemi neticesinde neler oluşmuş status register'larına bakıyoruz. Demin de söyledik, en basiti zero flag'in 1 olmasıdır. Eğer zero flag 1 ise, ALU'da yaptığımız işlem her neyse sonucu 0 çıkmış demektir. Ve yaptığımız işlem çıkarma olduğuna göre A-B eşittir 0 ise, bu durumda çok rahatlıkla söyleyebilirim ki A eşittir B'dir. Çünkü ancak A ve B birbirine eşitse çıkarma işleminin sonucu 0'dır. Ve çıkarma işleminin sonucu 0 değilse A ve B'nin birbirine eşit olmadığını söyleyebilirim. Ve bunu sadece zero flag'ini kontrol ederek tanımlayabilirim. Ve gelelim biraz daha işlemleri karışık hale getirelim. Bakın diyorum ki eğer C eşittir, yani elde flag'i eşittir 1, true elde var ve zero flag'i de 0 ise, bu durumda A sayısı B sayısından büyüktür. Eğer elde flag'i 1, zero önemli değil, 0 veya 1, yani 0 olduğunda A büyük B'ydi zaten. Eşit ise, 1 ise, bu durumda A ve B birbirine eşittir. Birinci durumda A'nın B'den büyük olduğu olasılık konuşulmuştu. İkinci durumda Z eşittir 0'ın yanına Z eşittir 1'i de eklersek, bu durumda A büyük B olasılığı or equal, yani A büyük eşit B olasılığını oluşturmuş olduk. Bunu da arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer yaptığımız ALU devresinde, bakın status register'ını hatırlarsanız V, C, Z ve S status register'larımız vardı. Ben C ve Z'yi bir AND kapısı ile bağlarsam bu aslında benim neyim mi olur? A büyüktür B mi diye soruyorum burada. Eğer bu devrenin çıkışı 1 ise ben bilirim ki A B'den büyüktür. Z'yi zaten direkt A eşittir B midir diye kullanıyorum. C'yi direkt alsam, bakın C'yi direkt alsam A büyük ve eşittir B mi diye soruyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elimizdeki en temel devre elemanlarını daha sonra sistemlere çeviriyoruz, bu devre elemanlarını. Half adder'lara, full adder'lara, aritmetik logic unitlere ve gördüğünüz gibi bunların çıkışlarını 4 tane register'la status register'ı şeklinde kurgulayıp yaptığım işlemlerin neticelerinden uyguladığım girişler hakkında fikir sahibi olmama fırsat sunuyor. Mesela bunu bir klima devresi diye düşünsek. Bakın bir klima devresi. Ve bu klima devresinin bakın bir tane input'u var. Termometre. Ve içerisinde bir CPU var. Ve kumandayla set ediyorum. Sıcaklık set değerlerini giriyorum. Ve diyorum ki bakın buraya yazın hava sıcak ve ben içeriği 20 derece santigrata set ettim. Ve klimayı çalıştırdım. Termometreden sıcaklık bilgisini alıyorum. Mesela içerisi 30 derece ile başladı. Ve ben buradan zero flag'ini kontrol ederek Z'yi bir işlem yapıyorum. Ve diyorum ki A eşittir B midir? Soruyorum bunu. Bakıyorum. Kime bakacağım? Z'ye bakacağım. Ve 30-20 eşittir 10. Z eşittir 1 mi? Hayır. Ne zamana kadar bu devam ediyor? 20-20 iç ortam sıcaklığı set edilen değere ulaştığı zaman sonuç 0 oluyor. Sonuç 0 ise Z eşittir 1 oluyor. Z eşittir 1 olduğunda ben klimamı off ediyorum. Aslında çok karmaşık gibi görünen sistemler çok basit.
Ne yapıyoruz? Status Register'ını kullanarak, bakın çok basit bir ALU devresinin çıkışını Status Register'ına bağladım. Z'nin devresini hatırlarsak Z neydi arkadaşlar? Z eşittir F'in bütün bitlerinin, değil mi, norlanmış haliydi. F bitlerinin norlanmış haliydi. Yani sonucun bütün bitlerinin hepsinin sıfır olması gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi karmaşık bir devre olan, karmaşık bir sistem olan bir klima devresinin bir fonksiyonunu oluşturduk. Çok basit status register'larından zero flag'ini kullanarak. Ve logic bu küçük basit devrelerin üst üste koyulmasıyla çok karmaşık bir hale geliyor. O yüzden bizim en temel işlemleri çok iyi bir şekilde biliyor olmamız gerekiyor. Evet, tablo 5'te işaret bitsiz sayılar için çıkarma işlemi sonucunda status register'ın durumuna göre A ve B girişlerin birbirleriyle olan ilişkisini incelemiştik. Burada ise 2'ye komplementle, 2'ye komplement işaretli sayıların 2'ye komplement hallerinin aritmetik logic unit'te işlem görmesinin neticesinde, bakın flaglere göre mesela A eşittir B değişmedi. Eğer Z eşittir 1 ise, Z eşittir 1 ise F'in bütün bitleri all zero'dur. Yani yapılan çıkarma işleminin neticesi sıfırdır diyoruz. A büyük B 2'ye komplement ile işlem yapıldığı için birazcık değişti. Z'nin sıfır olması A büyük B durumunda. Z sıfır olmak zorunda çünkü Z eğer 1 ise A büyük B veya A küçük B değildir. A eşittir B'dir. Eğer A büyük B diyorsak Z'nin sıfır olması gerekiyor ve bakın hemen fonksiyon oluşturuyorum. Z'nin sıfır olması gerekiyor ve S eşittir sıfırken, işaret biti sıfırken taşmanın sıfır, işaret biti bir iken taşmanın bir olması gerekiyor diyorum. Bu nedir arkadaşlar? Hatırlarsanız S'in sıfırı V'nin sıfırı veya S'in değili V'nin değili veya S'in kendisi V'nin kendisi. Bunu hatırlarsanız bu XNOR kapısıydı, değil mi? Dolayısıyla diyorum ki Z eşittir 0 olacak ve bakın buraya bir AND kapısı koyuyorum. S sıfırken V sıfır veya bakın burası veya burası V. S sıfırken V sıfır, S birken V bir olacak. Bu durumda diyorum benim A değerim B değerimden büyüktür. Şimdi bunu denklem olarak ifade ediyorum. Z sıfır V S X nor V diyorum. Bu bana arkadaşlar gördüğünüz gibi A'nın B'den büyük olma olasılığını veriyor. Diyorum ki A B'den büyükken Z'nin sıfır olması gerekiyor. A büyük eşit B dersem, yani A büyük B eşitliğine A eşit B'yi de eklemiş oluyorum. Bu durumda Z'nin artık sıfır olmasına gerek yok. S'in sıfır, V'nin sıfır veya S'in 1, V'nin 1 olduğu olasılıkta bu yine A büyük eşit B olasılığını sağlar diyorum. Gördüğünüz gibi S, XOR, V şeklinde. Diğerleri için de bütün tablo gösterilmiş durumda. Demek ki status register'larını kullanarak yaptığımız işlemlerin sonuçları ile girişler hakkında fikir sahibi oluyoruz. İşlemcimiz kesinlikle A'nın B'den büyük veya küçük olduğunu bilmez. Yani lojik devreler bir şeyi öğrenmezler. Ancak veri saklayabilirler ve veri sonuçlarını display edebilirler. Biz bu sonuçlara göre yorum yapan sistemleri geliştiriyoruz. Bakın elde bitlerini 2'ye komplement işaret bitli işlemlerde bu şekilde bağlarsak, bakın X, XOR, V dedik. Bu durumda A küçük B olasılığı
A küçük eşit B, A büyük, A eşit B, A eşit değil B gibi olasılıkları elde bitlerini kullanarak ortaya koyuyoruz. Bu önemli bir konuydu. Evet, şimdi bir shift register'ın nasıl tasarlandığını göreceğiz. Shift register dediğimiz kaydırmalı kaydedicilere biz shift register diyoruz. Hatta derslerimizde çok zaman shift register'ı anlatırken hep bir tüpe benzetmişizdir. Bakın şöyle. Bir tüp var elimizde. Ve bu tüpün içerisine mesela mavi bir top koyuyorum. Önce bir tane kırmızı bir top vardı. Onun öncesinde mavi vardı. Bir mavi daha vardı. İki tane kırmızı var. Mavileri 0, kırmızıları 1 gibi hayal edersek eğer, bakın şu anda register'ımın değeri 0, 1, 0, 0, 1, 1. Eğer bu top bu tüpün içerisine girerse bu durumda 0, bakın yeni gelen top buraya dahil oldu. Diğeri bir adım ileri gitti. Diğeri bir adım ileri gitti. Hepsi sırasını bir adım kaydıracaktır. Ve sondaki de drop olacak, düşecek. Ve ilk register'ımın, bakın register'ımızın register'ın Q değeri olsun. Register'ın Q artı 1 değeri olsun. Bu bir shift right işlemidir. Ve gelen yeni top, bakın gelen yeni top 0, 1, 0, 0, 1, 1 değerini 0, 0, 1, 0, 0, 1 olarak değiştirmiştir. Nerede kullanılıyor bu? Bakın en temel haliyle bir ADSL veya fiber internet girişimiz olduğunu düşünün. Fiber olsun mesela. Bir tane kablomuz var burada. Tek damar. Ve bu kablo modeme girdikten sonra yayın yapıyor. Bu da yine bir bit gibi düşünülebilir. Bu bizim bilgisayarımızın modemine, alıcısına girdiği zaman bizim işletim sistemimize uygun olarak 32-64 bitlik işletim sistemlerimize gelen sıralı bilgiyi, bakın sıralı bilgiyi paralele çeviriyor. Bakın burada inputumuz 1 bit. Outputumuz için, bu örnek için 1, 2, 3, 4, 5, 6 bit. Aynı şey bilgisayarımızda sürekli oluyor. Gelen seri bir bilgiye bilgisayarımızın içerisinde kullanılmak üzere paralel hale çevriliyor. Ve bunu kim yapıyor? Bunu temel bir register devresi yapıyor. Shift register devresi yapıyor. Ve bakın 4 tane 4x1 multiplexer kullandık. Bunlar max devreleri, multiplexer devreleri. Ve aşağıda function table'ını tanımladık. Fonksiyon tablomuzu tanımladık. Dedik ki seçici değişkenlerim, seçici değişkenler multiplexer'ın seçici değişkenleri S0, S1, biz buna kabaca S işareti dedik, 2 bitliktir ve birinci biti, ikinci biti şeklinde S1-0 şeklinde ifade ettik. Dedik ki seçici değişkenimiz 0-0 ise bu durumda multiplexer'ımızın, bakın burası input 0, input 1, input 2 ve input 3'ümüz olsun. Hemen multiplexer'ın tanım tablosunu yazarsak eğer buraya S1, S0, multiplexer'ımızın çıkışına burada H demişiz. H diyelim, Q diyebiliriz. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 durumlarına göre benim çıkışım
Eğer 0,0 ise input 0 çıkışa taşınır. 0,1 ise input 1 çıkışa taşınır. 1,0 ise input 2, 1,1 ise input 3 çıkışa taşınır. Ve bu durumda seçici değişkenimi 0,0 yaptığım zaman input 0'lar, bakın input 0 burası, input 0 burası, input 0 burası, input 0 burası. 1 bit için olan şey n bit için geçerlidir. Ve seçici değişkenlerimi 0,0 ayarladığım zaman B3 girişi H3 girişin H3 çıkışına, B2 girişi H2 çıkışına, B1 girişi H1, B0 çıkışı H0 çıkışına, kabaca B transfer H işlemi olacak. B kaç bit? Bunu biraz daha açarsak eğer, bakın B 3'ten 0'a toplam 4 bit transfer olacak. Bitler karşılıklı olarak H'ın 3'ünden 0'ına. Yani B3 0,0 olasılığında H3'e, B2 H2'ye, B1 H1'e, B0'da H0'a taşınmış olacak. Ben bunu B transfer, bakın transfer B to H, B'yi H'a transfer ediyorum. Aslında buna paralel load da diyebiliriz. Evet, B girişini olduğu gibi H çıkışına transfer ettim. Ve seçici değişkenimi değiştiriyorum. 0,1 konumunu alıyorum. 0,1 konumunu aldığımda bu durumda bakın kırmızıyla yazdım özellikle. Input R write'ı ne yapıyoruz? Bakın input write'ı H3'e bağlıyorum. Input write dediğim şey bakın şudur, input write. Yeni gelen bit. Sistemde olmayan bir değer. Ve bu H3'e transfer oluyor. H3, bakın notasyonumla nasıl göstermişim. H3 buraya yazmak demek. Bu H3'e bağlı demek. H3 bir sonraki register'a bağlandı. Bir sonraki multiplexer'a bağlandı. Buraya çizeyim şöyle. Ve bu devreye de S0, S1 üzerinden bakın 0,1, buraya da 0,1 geldiği için bu multiplexer'da da bütün register'larda, şu an bütün multiplexer'larda 0,1 değeri var. Ve H3 değerini H2'ye taşıdım. H2'yi output olarak aldım gördüğünüz gibi. Ve bir sonraki multiplexer'ın girişine besledim. H1 çıktı. Bunu aldım. Bir sonraki multiplexer'ın girişine besledim. Ve burası da serial output write şeklinde ifade edildi. Bir tane giriş girdim. Arkadaşlar input write girdim. 4 bitlik bir değerim vardı. Ve şu an çıkışımda yine H3. Buraya input R geldi. Bu olasılıkta. H3 bakın H2'ye kaymış oldu. Buraya H3 değeri geldi. H2 H1'e kaymış oldu. H1 değeri bakın şu an H0'da görüntüleniyor. H1. Dolayısıyla input R geldi. Kendisi sisteme dahil oldu. H3'ü buraya, H2'yi buraya, H1'i buraya kaydırdı. Ve H0 da sistemden silinmiş oldu. Böylelikle arkadaşlar bakın H0'ın değeri herhangi bir yere taşınmıyor. Ve o H1'in değerini almış oluyor. Bu shift right işlemi oldu. Shift left işleminde ise aynı şeyi yapıyoruz. Bu sefer 1,0 değerini veriyorum. 1,0 değerini verdiğim zaman multiplexer'ların girişlerinde 1,0 seçici değişkenleri oluşuyor. Bu durumda mavi ile gösterdiğim input R'den isterseniz left'ten girelim. Bakın geldi. Input left'i seçmiş oldum. H0 bir sonraki multiplexer'ın girişine, H1 bir sonraki multiplexer'ın girişine, H2 bir sonraki multiplexer'ın girişine ve H3 değeri de yeni bir yere taşınmadan drop oluyor bu değer.
Böylelikle bir multiplexer'la istersek paralel yükleme, istersek shift right, istersek de shift left işlemlerini yapabilecek bir devre yapmış olduk. Bir multiplexer'ın iki tane seçici değişkeni varsa 4 girişi vardır. Ama biz 3'ünü kullandık. Sonuncu değeri hiçbir yere bağlamıyoruz. Ve 0'a bağlı olanları paralel yükleme, 1'e bağlı olanları shift right, 2'ye bağlı olanları ise shift left işlemleri için kullanmış olduk. Bu bizim seri bir girişin paralele nasıl dönüştürüldüğünü görmemiz için aslında önemli bir örnek. Daha önceki haftalarımızda hatırlarsanız seri input, seri output. Seri input, seri output. Seri input, paralel output, paralel input, seri output, paralel input, paralel output şeklinde 4 temel işlem görmüştük. Burası arkadaşlar gördüğünüz üzere bir seri input, paralel output örneği olabilir. Mesela bir modemde bu receive edilir değil mi? Sıralı bir işaret alınır, bilgisayarımızın memorisine paralel bir şekilde yüklenir. Aynı zamanda siz bir e-mail gönderdiğiniz zaman veya bir videoyu sisteme yüklediğiniz zaman bu sefer elinizdeki paralel datayı, bakın paralel input'u serial output'a çevirip yine fiber modeminizi tek bir kaynak şeklinde beslemeniz gerekiyor. Bu da send değil mi? Yani bir şeyi receive ederken veya send ederken, gönderirken veya alırken, gönderirken seri input'u, gönderirken paralel datamızı, registerlarımızdaki datayı seriye çevirip göndeririz. Alırken de seri datamızı paralele çevirip bilgisayarımıza yükleriz. Seri input, seri output, mesela bu bir USB yazıcımız olabilir. Sıralı bilgiyi yine sıralı bir makineye gönderebiliriz. Paralel input, paralel output ise bu da mesela bilgisayarımızdaki RAM'in işte video kartına data aktarması gibi bir şey olabilir. Yani bilgisayarımızın içerideki işlemler genellikle databaslar vesaire paralel data üzerinden çalışır. Düşünsenize 64 bitlik bir veriyi 64 tane bağlantı kanalım varken niye seriye çevirip 64 clock'ta göndereyim? Paralel datayı tek clock'ta başka bir alıcıya aktarabilirim. Bizim dış dünyada fiber gibi tek kablo kullanmamızın sebebi ise installation cost'larımız değil mi? Mesela bir eve 64 tane kablo ile internet taşımak hem pahalı hem de bu sistemin çalışır bir şekilde tutulması çok zordur. 64 kablonun 64'ünde sağlıklı bir şekilde bağlanması lazım. O yüzden veri tek kabloyla girer ama bilgisayarımızın içerisinde bağlantılarımız verinin iletişim hızını, çalışma hızını artırmak için RAM, ROM yani databasımız birbirine paralel bağlıdır ve işlemler, veriler tek clock'ta aktarılır. Ama dış dünya ile haberleşirken genellikle seri iletişim kullanırız. Bunun da sebebi kablo bağlantımızı, veri yolumuzu küçültmek, maliyetleri düşürmektir. Bu örnekten de bir shift register devresinin aslında ne kadar basit fakat ne kadar kullanışlı olduğu hakkında önemli bir örnek olmuş oldu.